Herkese merhabalar. Amilya futbol takımımız Euro 2024 yolunda adım adım ilerliyor. Ermenistan maçının ardından bugün de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Biraz değerlendirelim. Ermenistan çok istediğimiz gibi geçmedi çünkü. Skor iyiydi belki ama nasıl oynandı? Biraz detayları konuşalım ki Hırvatistan'a nasıl yankı bulacak onu da görmüş olmak için. Aslında Ermenistan maçı yani belki oyun olarak çok rahat geçmedi ama kazandık. Ve çok önemli bir galibiyet aldık. Hırvatistan'sa sürpriz, bence grubun sürprizi oldu orada. Evinde Galler'e son dakika golüyle 2 puan bıraktı. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Yani Türkiye, Hırvatistan ve Galler arasında, yani biz üçümüz arasında iki takım Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan gidecek. Dolayısıyla Hırvatistan ve Galler bizim doğrudan rakiplerimiz. Ama şunu söylemiştik, Ermenistan ve Letonya maçlarını da kayıpsız geçmeliyiz. Aslında Stefan Kuntz geldiğinden beri bence en doğru hamleler bu tip maçlarda oldu. Biz Letonya'yı 2-1 deplasmanda, Karadağ'ı yendik biliyorsun. Ve oradan playoff'a atmıştık kendimizi. Şimdi de Ermenistan gibi. Yani aslında grupta böyle problem çıkartabilecek bir takım maçları biz bir şekilde geçiyoruz. Oyundan bağımsız. Yani oyunun ilk yarısı çok iyi değildi. İkinci yarı dörtlü savunmaya geçti. Birazdan kadro üzerinden de bugün nasıl bir oyun oynayacağız onu da belki bir analiz yapabiliriz. Ama Hırvatistan son Dünya Kupası'nın en büyük sürprizini yapan, Brezilya'yı bir numaralı favoriyi eleyen ve yarı finale kalan, dünya üçüncüsü olan, bir önceki Dünya Kupası'nın finalisti bir Hırvatistan'dan bahsediyoruz. Çok gerçekten güçlü bir rakiple oynuyoruz. Kuntz dünkü basın toplantısında bu kez favori değiliz, favori Hırvatistan dedi ama bence maç ortada. Yani maçın net bir favorisi yok. Yani Hırvatistan da bu maçın favorisi demek çok doğru değil. Bursa iyi bir şehir, iyi bir futbol şehri. Biz Bursa'da nice zaferler elde ettik. Almanya gibi, Hollanda gibi o dönemin çok iyi takımlarını, 90'lı yılların sonlarıydı galiba hatırlamıyorsam, mağlup etmiştik. Ve 11 yıl sonra tekrar Bursa'da oynayacağız bu akşam. Bu kez de bir Hırvatistan. Hırvatistan'la çok karşılaşıyoruz biz. Çok denk geliyoruz. Ama grupta bu maçı kaybetmemek de önemli bence. Yani kazanamasak bile bu maçı kaybetmemiz önemli. Dediğim hemen gibi 11'i doğrudan görelim. Rakibimiz. 11 üzerinden çünkü neler yanlıştı onu bir konuşmak istiyorum. Çünkü Ermenistan maçında Kuntz'a bütün spor dünyasının en büyük eleştirisi kadro kuruluş şekli oldu birazdan. Sizce taktik nasıl olmalı bu kez? Bence çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani iki tane değişiklikle maçın ikinci yarısına başlamıştı Kuntz. Merih'i çıkartmıştı. Yani üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçti. Onur ve Ferdi kanatlarda. Orta sahaya Salih Özcan'ı aldı. Yani orta sahada Salih orta sahaya geçti ve savunma dörtlü oldu. Bu maçta da muhtemelen böyle bir, yani Salih, Hakan orta sahasında Orkun'la beraber üçlü, dörtlü de savunma. Burada muhtemelen belki de Ozan oynamayacak. Salih orta sahaya geçecek. Arda girer mi başta, ilk 11'de olur mu? Arda Güler mi? Hı hı. Yok, sanmıyorum. Belki ilerleyen bölümde. Uçta da yani Enes Ünal zaten biliyorsun Bursa'da yetişti. Bursa'da parladı. Ve Bursa'dan Manchester City'ye transfer olduğunda daha 18 yaşındaydı. Şimdi kendi şehrinde milli formayla çok değerli bir maça çıkacak. Kendi kariyeri açısından da. Zaten bu sene Getafe'de iyi oynuyor. Cengiz bence kesinlikle 11'de olacaktır. Bir tek burada Cenk'in yerine Kerem'i tercih edebilir. Ki Kerem ikinci yarıda oyuna girdikten sonra ofansif anlamda süratli de bir oyuncu olduğu için daha etkili oldu. Yani bu 11'den bence 2 değişiklik maksimum ben öngörüyorum. Ve dörtlü bir savunmayla oynayacaktır. Evet. Dediğim gibi Hırvatistan maçı bizim doğrudan rakibimiz ve grubun aslında bir numaralı seri başı. Yani bu maçı kazanırsak gerçekten hem moral hem de avantaj da yakalamış olacağız. Keza Hırvatistan-Galler beraberliğini de hesaba katalım. Ama yenilmemek de önemli. Evet. Dolayısıyla biz bu akşam mutlaka puan almak için sahada olacağız. Evet, bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde ekran başında olacağız. Umuyoruz yarın güzel haberleri sizinle paylaşıyor oluruz. Sözü yeniden Göksu'ya bırakıyorum.